Aa, Twitter'ı konuşalım. Abi Elon Musk Twitter'ı dün akşam gece operasyonuyla sikmeye devam ediyor. Gece sikmeyi seviyor. Bak şu anda da çalışmıyor siklemin sitesi ya. Gerçekten welcome to Twitter falan yazıyor. Kafa yiyeceğim. Uçan kafa atacağım Twitter'a. Yani gerçekten bir site bu kadar sikilemez ya. Abi bilmiyorsanız dün akşam gece operasyonuyla müthiş bir karar aldı Elon Musk. Karar şu, iki karar var. Birisi beni etkilemedi ama yine etkilememesi hani bu konuda laf çakmayacağım manasına gelmiyor. Şöyle bir şey var. 15 Nisan'dan itibaren sadece verified accountlar For You Recommendation'da çıkabilecek. Bunun sebebi de demişler ki AI botlar şeye geçiyordu. For You Page'de algoritmaya oynuyordu. Biz de paralı yaptık. Verified derken bu arada orada ikiye ayrılıyor herkes. Verified olması telefon verified olduğunu söylüyor bazıları. Bence değil. Olmamasının sebebi de alt tarafta 7 dolar yazmasından dolayı. Yani kısaca bayağı bildiğin verified'dan kastı telefon değil. O zaman burada 7 dolar yazmazdı veya çok net bir şekilde phone verified accounts yazardı. Hani bunu net bir şekilde belirtirdi. Bahsedin Twitter Blue'dan bahsediyor. O biraz kopyum. Ve ay yok abi öyle demiyor. O biraz kopyum abi. Yani zaten komedi. Yani For You page'inizi kullanamayacaksınız. Ben zaten For You page'i kullanmıyordum gerçi. O ayrı bir konu da. Hani kullanan varsa da artık kullanamayacaksınız. Çünkü For You'da sadece Twitter Blue alan 110 TL cebinden çıkaran kerizler ortaya çıkacak. Üzerine bir de sonra durdu dedi ki "Aa, ben böyle durmam. Hold my beer," dedi abimiz. Dedi ki daha salakça bir şey yapayım. O bir sonra da bir tane daha salakça bir şey daha yaptı. Duramadı. Tabii kendini tutamıyor abim. Sağ olsun. Anketlerde oy vermek artık Twitter Blue'ya özel olacak. O zaten gerçekten böyle tam bir zort. Gerçekten yani yapıyor bu abi ya. Gerçekten yapıyor. Seçim anketleri zort. Botlar GG. Abi botlar GG değil, siz GG'siniz. Yani bu şey gibi. Bir sorun var. Sorunu mesela diyelim ki sizin daireniz su akıtıyor. Çatıdasınız, en üst kattasınız. Sizin çatınız su akıtıyor. Apartmanı yıktı abi az önce Elon Musk. Az önce yani su sızdırıyor diye bütün apartmanı yıktı. Yani böyle bakıyorsun dışarı ne oluyor lan diye. Bu ya yani elinde bunun botlarla, cartlarla, curtlarla falan alakası yok arkadaşlar. Bu bayağı bildiğin Twitter Blue'yu kimse almıyor. Çünkü hiçbir sike yaramayan bir program. Yani gerçekten boş oğlu boş. Ve satmak için yöntem arıyor. O bu kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Botlar bahane dümdüz. Yani Twitter Blue çünkü mantıklı bir şey değil abi. Hiçbir zaman mantıklı bir şey değil. Ve hala mantıklı değil. Yani şu halde bile mantıklı değil. Baksana ne yapıyor? Edit tweet. Bu arada edit tweet güzel. Ama yani ya who the fuck cares bence açıkçası. 1080p video upload güzel. Not bad. Reader bu niye zaten Blue'da var? Custom navigation niye şeyde var? Bookmark folders, bookmark'ı kullanan hayatımda hiç görmedim açıkçası. Top articles çalışmıyor Türkiye'de. Şu zaten komedi. Enteraksiyon değil, para var ben seni öneri çıkaracak. Bütün reklamların yarısını siliyor. Ve yine mantıklı değil. Hani Türkiye'de zaten reklam çıkmıyor, hepsini göreceksiniz o yüzden. Post longer videos bir mantıklı olan şey. Yani şey mantıklı değil. Paraya değmiyor abi, değmiyor. Verdiğim paraya kesinlikle değen bir şey değil bu Twitter Blue. Çünkü hiçbir bunların neredeyse %80'i hiç boka yaramayan özellikler. Hiç boka yaramıyor.
Bir tik alıyorsun. O kadar. Aga bitti. Yok direkt yok keriz tokatlama. Aylık 130 TL para mı? Abi para olup olmamaz mesela başkası için para. Olay para olup olmaması değil. Bir bokuma yaramıyor. Yani bunu yapmam benim hiçbir bokuma yaramıyor. Benim için değil mesela bu para ama niye vereyim? Aptalca bir şey. Hani manası yok. Hani Blue'yu almama sağlayacak bir tane ekstra özellik yok abi burada. Yani bir tane özelliğe ben burada aa evet şu bu olduğu için Blue alayım diyecek hiçbir özellik yok ki. Yok yani. Size de çalışmıyor zaten ne olursa alırdım. Bilmiyorum işte onu da ben de bilmiyorum ne olursa alırdım ama bunlar değil. Bunlar beni aldatacak şeyler değil ki. Twitter'da adler de beni hiç rahatsız etmiyor zaten. Kim almalı? Abi bence hiç kimseye bir boka yaramıyor. Kimseye yarayan bir şey değil. Yani tek neye yarar biliyor musun? Bir botçulara yarar. Botçular için çok mantıklı. Troll, botçu böyle Twitter'dan reklam kazanıp para kasmaya çalışıyorsan şu özellik 10 üzerinden 10. Çünkü sen buna bir aylık 130 TL para verirsin ama o sana geri dönüşü çok iyi olur. Yani dolandırıcıya yarar veya bu hani buradan fenomen olmaya yarar. O kadar. Daha uzun yazabilirsin, daha uzun video atabiliyorsun. Abi Twitter'da hiç kimsenin uzun yazıyı okuduğunu düşünmüyorum. Yani 120 karakter yazıyorsan bile okumuyorsun zaten. Ya flat bile okumuyoruz abi. Tweet longer gelince benim bayasım geliyor. Kaçasım geliyor. Edit tweet herkes olmalı. Abi ben edit tweet'in bu arada her zaman karşısında oldum. Hiçbir zaman edit tweet olmamalı. Edit tweet o kadar manipüleye açık bir şey ki. O kadar manipüle. Gel şu andaki edit tweet sistemi güzel. Onun bence optimal şeyini buldular. Şu anda ilk 5 dakikada mı 10 dakikada mı ne editleyebiliyorsun? Şu andaki güzel. Yine optimal rotayı buldular. Yarım sahasta çok fazla. Yarım sahasta bence çok fazla. En son atılan tweetleri göremiyoruz. Yo görebiliyorsun. Home'a gidiyorsun, following'e tıklıyorsun. Ama çalışmıyor işi. Siktimin sitesini öyle bir kırdılar ki. Ya gerçekten yoruyor abi yoruyor vallahi yoruyor yani. Ben bunları dediğimde herkes yok abi Elon Musk çok koçuk koçuk ko diye şey yapıyordunuz. Şimdi gördünüz ebesinin namını. Siktir siteyi. Ya ama şeyi gördünüz mü bak hani yavaş yavaş sikiyor. Zaten bir anda çökmeyecek. Zaten hala da aynı şeyi söylüyorum. Bir anda çökecek bir şey değil Twitter. Yavaş yavaş sikiyor abi. Site yani gittikçe bozuluyor. Yani giriyorsun abi Twitter'e çalışmıyor çıkıyorsun. Kullanımın azalıyor gittikçe. Çünkü girince olan ne uğraşacağım zaten çalışmıyor lan diyorsun. Kapatıyorsun. Alternatif var mı? Yok abi Twitter alternatif yok. Tabi bakayım. Bakayım Hankook. Sohbet odası yararına oldu. Abi sohbet odalarını kapatmayacağını mı düşünüyorsun? Sohbet odalarını da kapatacak bu herif. Sohbet odaları hayvan gibi bandwidth yiyor. Onları da kapatacak daha dur. Onları monetize edemiyor. Sohbet odaları Twitter Blue'ya özel olsun. Ancak sadece Twitter Blue'lar açılabiliyor ve konuşabiliyor olsun. Ondan sonra göreceğim sizi. Dur. Ona daha gelmediler. Ona da gelecekler.
girerken dinlersiniz. Spotify'ı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Premium üye olursanız diye saplayacaklar sizi. Kamiru'yu çok şu 8. yaşın canımsın. En iyi haberim, son hoş geldin. Daha orası da gelecek. Çünkü hayvan gibi bandwidth'tir. Hani görüntü ve ses aktarımı çok büyük bir data aktarımıdır. Data da paradır. O yüzden çok büyük ihtimalle oda açmak ve odada konuşmak Twitter Blue'ya özel olacak büyük ihtimalle. Of, ilk 5 dakika için ücretsiz, sonra Twitter Blue yapsalar. Wow. Oo, sapla. Yemin ediyorum. 10 numara fikir. Neden üzülmüyorum? Yo, üzülüyorum ama yapacak bir şey yok abi. Twitter sikildi diye de üzülmeyeceğim yani. Yani güzeldi. Sikilirse de siklisin. Ben keyif alıyorum Twitter'dan. Yani herkesin boş yaptığı, boş bir platform ama keyif alıyorum. Yani giderse de ağlamam arkasından. Ya ne yapayım? Ben mi düzelteceğim? Sikmeseydi Elon Musk. Ben en baştan beri karşıyım adamın almasına zaten. Zuckerberg kaçmasın. Yani ben açıkçası Meta'nın son 10 senede doğru düzgün bir şey yaptığını, bir Insta'da story'yi çok iyi çaldılar. Onu çok iyi çaldılar bu arada. Onu gerçekten muazzam çaldılar. Ama bak oğlum, tam dediğime geldi yemin ediyorum. Free speech ama parasıyla. Herkes diyordu abi, free speech Elon aldı, botları kaldıracak, artık herkes konuşabilecek. Zort. Direkt ortanı ikiye patladınız yemin ediyorum. Bok konuşursunuz artık. Reels'da fena çalar. Reels'ı çalamalar. Reels'ı kimse kullanmıyor abi. Reels'ın kullanıcı sayısı çok 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 az. Trump abi kullanmıyor mu? Kullanmıyor abi. Reels şeye göre çok çok az kullanılıyor. Reels TikTok'a göre hiç kullanılmıyor arkadaşlar. Onun oranları filan şey oldu. Onun oranları filan çıktı. Minimum 50 beğeni. Oğlum 50k beğeni şey değil. Twitter'da, yani TikTok'ta gerçekten 50k beğeni viral olmuş ürün sayılmıyor. Yani TikTok'un artığı Reels'a şey yapıyor zaten. TikTok'ta şey yapılıyor ilk önce. Hani Reels'a göre TikTok çok çok daha az performans gösteriyor. Yani kullanılmıyordan kastım şey değil. Hani mesela story'yi öyle iyi çaldılar ki Snapchat'i bitirdiler. Hani hiç kimse Snapchat kullanmayı bıraktı story için. Story'yi kullanmaya başladı. Instagram'ı kullanmaya başladı. Şeyde öyle olmadı işte. TikTok'ta öyle olmadı. TikTok hala birinci platform. Hani short video konsepti hala TikTok. Snapchat'i çok iyi bitirdiler. Snapchat'i gerçekten çok iyi bitirdiler. Yusufçoz Reels'dan çok izleniyor mudur? Sanmıyorum. Sanmıyorum açıkçası. Büyük ihtimalle 1 TikTok, 2 Reels, 3 YouTube Story. Gerçi olabilir ya, emin değilim. Onun datasını bilmiyoruz ama. Ya emin değilim YouTube'da bilmiyorum. Shorts. Vine çok tuttu. Vine'ı monetize edemedi Twitter. Vine'ın kapatılmasının tamamen sebebi tutmaması değil, monetize edemediler onu. Çok erkendi, insanları şey yapamadılar. Tutamadılar, insanları tutamadılar, üreticileri tutamadılar. Ya hiçbir üreticiyi tutamadılar. Bütün üreticiler Vine'da büyüdü ama hiçbir Vine'da kalmadı.
Müzikali zaten TikTok arkadaşlar. Ha, ismi değişti. Onun sebebi de dava yediler. Çok karlı abi. Bir de sadece dava yemesi değil. Mesela ismi müzikali olduğunda bir ön yargı var. Sadece müzik ve dans, ki o zaman öyleydi. TikTok daha şey, yani isim olarak daha geniş şey veriyor. Müzikali çok daha spesifik bir konsept üzerine yoğunlaşıyor gibi hissediyorsun. Kapsayıcı, aynen. $980 pro al abi. Vistov. Last of Part 1 bakarız bugün. Ben TikTok kullanıyorum. Tabii canım. Ben 3 yıldır en çok kullandığım sosyal medya TikTok. PDQX'i çok şaşırdı 3. yaşın canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Ben TikTok, yani dediğim gibi çok memnunum. TikTok'tan çok memnunum. Acayip güzel. Çok çok memnunum. Ben Instagram'ı kullanıyorum. TikTok'ta iyi şeyler burada paylaşılıyor. Yok, paylaşılmıyor. Hepsi gelmiyor abi. Bir de şöyle bir şey var. Instagram'ın algoritması iyi olmadığından dolayı senin aslında göreceğin şeyleri görmüyorsun. Mesela bak, örnek ne biliyor musun? En büyük örneklerden birisi. TikTok bana 2-3 ayda bir, sadece bir haftalığına şey gösteriyor. Elektrikçileri gösteriyor. Çok zevkli o. O bir hafta çok güzel oluyor. Böyle bazen işte farklı şeyleri, içerikleri görüyorum. Bilmem, hep genelde böyle işte oyunlar, şeyler. Gerçi oyun hiç görmüyorum ben. Benim TikTok'umda hiç oyun yok. İşte coder'lar hakkında bir şeyler görüyorum. Bilmem. Sonra arada bir hafta elektrik haftası yapıyor bana. Elektrikçileri izliyorum. Böyle kabloları böyle, ama şey değil böyle. Sadece hani ampul değiştirme falan değil. Bu inşaat elektriği bilmem ne. O bir hafta acayip zevkli. Ondan sonra bir ay, iki ay görmüyorum. Yani o tür şeyler yok işte. Algoritma Instagram'da iyi olmadığı için onu çok iyi görmüyorsun. Yani insanın şeyi çok zayıf o yüzden. Hani algoritması çok kötü. Balarası temizleme gelmiyor. Bana onlar çok eskiden geliyordu. 2 sene önce geliyordu. Balarası bayağıdır gelmiyor bana. TikTok sponsor olsun. Kabul ederim tabii oğlum. Oğlum ben TikTok'u manyak kullanıyorum. Acayip kullanıyorum. Yani şey değilim bu konuda. Yani en sevdiğim ve en iyi olduğunu düşündüğüm sosyal medya şu anda kesinlikle. Çok zevkli çünkü. Yani hayatta memnunum. İnsan farklı şeyler karşına çıkarıp TikTok belli şeylere odaklanıyor. TikTok belli bir algoritma kitlesinden kurtulamıyorsun. Hayır, kurtulabiliyorsun. Kullanmamışsın abi. Yani kullanmamasından kastım maksimum bir gün kullanmışsın. Yani hiç alakası yok. Ya yani mesela şu anda ne çıktı? Blake Lively Wrexham maçında. Çünkü Wrexham tekrar patlıyor. Evet, ilgilenmiyorum dediğin anda tak diye kesiyor. 3 tane böyle ilgilenmiyorum dediğin anda görüşürüz diyor. Mesela Red Bull Racing Avustralya'da çok güzel bir şey yapmış. O geldi. Sonra ne geldi? Kedi köpek videosu geldi. Onlar çok güzel oluyor. Bir tane DIY videosu geldi. Sonra ne gelmiş? Londra'da bir tane pastacı açılmış. O geldi. Bu Joker Harley Quinn set videosu geldi. Yani sonra nut geldi. Algoritma sıfırlama gibi bir şey var mı TikTok'ta? Var. Ama sıfırlamana gerek yok abi. Algoritmi sıfırlamak yerine yaklaşık bir gün değil, 2 saatini ayır oturuyor. 2 saat. Maksimum 2 saat bile değil. Bizi Fuat'ta ben onu test ettim. Fuat hiç indirmemişti. Fuat hiç denememişti bu arada. TikTok geçen indirdik. Fuat'ın algoritma 30 dakikada oturdu. Fuat'ın algoritma perfect oturdu. Fuat'a mesela ne çıkıyordu? Scenery videoları mesela. Nordic bir yerde güzel bir şey. Ondan sonra metal videoları, gitar videoları, DIY videoları, kod videoları. Fuat'ınkisi direkt 30 dakikada buna döndü. Arada bozuluyor mu? İlk bir ay bozuluyor arada.
İlk bir ay algoritma şey değil. Böyle garip çalışıyor. TR içerikleri gelmemesi ne yapıyorsun? Otomatik gelmiyor. Arada bir tane bait atıyor böyle algoritmayı bozmak için. Daha sonra şey değil. Algoritmayı bozmak için değil. Farklı şeyleri test ediyor abi. Yani not interested dersen bana mesela Türkler artık hiç çıkmıyor. Hiç önermiyor Türkleri. Artık pes etti. Pes etti. Algoritma pes etti. Bu sevmiyor diyor. VPN'e mi giriyorum? Yo, normal giriyorum. Canlı yayın da çok azaldı. Evet, bir ara canlı yayınları ağzına sokuyordu TikTok. Ben bayağıdır şey görmedim. Canlı yayın görmedim. Bilmiyorum ama çok rahatsız ediyordu canlı yayında ya. Ben geçen şeyi izlemeye başladım TikTok'tan. Robocop'un remake'ini. 2014'te Robocop'un, 2014'te mi 2018'de mi Robocop'un tekrar çekimi varmış. Alt tarafta Subway Surfers, üst tarafta Robocop'un kendisini izledim. Yani böyle şey, ilkini izledim, 2 dakika video, ondan sonra 3-4 dakika başka şeyler izledim. Sonra videonun devamı geldi, videonun devamını izledim. Sonra 3-4 video sonra devamını daha izledim. Bir 10 dakika izledim filmden. İlgimi de çekti film bu arada, konsepti güzelmiş. Sadece büyük ihtimalle filmin orası güzel. Çünkü sadece onları önerdi, ondan sonra önermedi filmden hiçbir şey. Okusunlar çok güzeldi o. İlk defa geldi. Şu ana kadar hiç gelmemişti öyle film videoları, bilmem ne videoları. Hep diziler geliyor. Dizilerden böyle güzel sahneler falan geliyor arada da. Of, çok komikti. Bazı zaman sıfır like videolar geliyor. O beni neden seçiyor o video. O geliyor. O şöyle. O sıfır like videolar şöyleymiş algoritmada. Hala aynı şeyi yapıyorlar mı bilmiyorum da o zamanlar öyleydi. 2021'de böyleydi o. Şöyle yapıyorlarmış. Belli bir test grup seçiyorlarmış. Bir yeni video atıldığında mesela ben yeni bir video attım. Belli bir test grup seçiyorlarmış. Benim attığım videonu beğeneceğini düşünen kitleye ait belli 10-15 kişi seçiyormuş. O 10-15 kişinin videoyu geçme hızı ve videoyu izleme sayısına bakıyorlarmış. Çok fazla izlenirse sonra kitleyi büyütüyormuş. Onlar da test ediyormuş. Ondan sonra viral oluyormuş video. Yani tamamen o test. Aynen, denek oluyor işte. O çok enteresan. Algoritma. Çok çok iyi algoritması ya TikTok'un. Mine'liyorlar şerefsizler. Evet, mesela TikTok'ta o yüzden büyümesi çok kolay. Yani TikTok'ta, yani herhangi bir sosyal medyaya göre TikTok'ta sıfırdan var olmak çok 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 daha kolay. Çünkü kimse şey yapmıyor. Mesela Vine'da en büyük problem oydu. Vine'da bir yerden sonra herkes birbirini rewind ediyordu. Şey yoktu. Sadece belli bir grup ünlü oluyordu. O grup kendi arkadaşlarını ünlü ediyordu ama alttan kimse büyüyemiyordu. TikTok'ta öyle bir şey yok. TikTok'ta zaten kimse follow atmıyor resmen. Hani follow filan da atmıyor. TikTok'ta herkes for you page'de tak 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 gidiyor yani. Tamamen algoritmayla kapışıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Ben mesela kimseyi followlamıyorum galiba TikTok'ta. Denizel'de gameplay'ine bakarız. Yes. Zabediz çok şey, bu da abone olduğu için canımsın. En iyi abonem, sen hoş geldin. Copyright demişim. Yok, canlı yayına copyright dedim. Şimdi izleyebilirim. Algoritma bozmak istiyorsam ne yapmam lazım? Not interested de her şeye. Her şey not interested de oluyor.
şu andaki algoritmana. Ki evet, tamamen hani algoritmanı bozmak değil de sıfırlamak istersen TikTok'un ayarlarında algoritmayı sıfırlama diye bir şey var. Direkt ayarlarda. Nerede olduğunu bilmiyorum da belki kaldırmışlardır. TikTok çok değişiyor da var diye biliyorum. Bakalım. Settings. Comment and watch history. Yok. Content preferences. Yok. Bir yerde vardır ya. Yok, cache sıfırlama değil. Bir yerde ben var diye hatırlıyorum ama belki şeyde yani kalkmıştır. Onları çok değiştiriyorlar. Aa, var var. Bak var, buldum. Content preferences var. İçerik içerik bilmem nesi herhalde o. Refresh your for you feed diye var. Var var, buldum. Bak şurada. Üçüncü olan. Direkt sıfırlıyor for you feed'ini. Çok akıllıca olması. Ama şeyde olmayabilir. Web'de olmayabilir. Çünkü web'i çok kötü bu arada. Web'i inanılmaz kötü. Web'i o kadar kötü ki. Web tam bir vahşet. Web'i, ha bu arada web'i algoritma olarak düzelttiler, evet. Web'i algoritma olarak düzelttiler. Eskiden web'in algoritması ile mobilin algoritması aynı değildi. Farklılardı. Şimdi artık en azından o öyle. Ama hala bok gibi. Ha bir kere yani, hatta size şunu gösterecektim. Ya baksana, büyütmen gerekiyor. Bu %500 büyümede şu anda. Kaç? %175'te büyümede. Şunu gösterecektim size ya. Abi dropshippingler baksana kudurmuş anasını satayım. Amerika'da dün yine ne yazık ki okul da tarama oldu. Bir çocuklar öldü. Bakar mısın? Dropshippingciye bak. Devletimiz çocuklarımızı kurtarmazsa biz kurtaracağız. Herkesin backpack'ine sırabiliyor. Armor pack bu arada. Yardımcı olmak için backpack plate'in fiyatını 89 dolara düşürdük. Dua. Abi yani tam bir kral ya. Bu neymiş? Bunu tuttular çok iyi ya. Bunu tuttular bu arada bana çok çıkıyor. Nerd nerd. Dur şu zelleye bakayım.